Londra derbisi, Queen's Park Rangers Chelsea'yi ağırlayacak. Loftus Road'da geçen sezon olaylı bir maçtı. Özellikle öncesi Anton Ferdinand'la Chelsea kaptanı John Terry arasındaki hala mahkemesi ve soruşturması devam eden olaylar yüzünden maçtan önceki el sıkışma töreni iptal edilmişti. Bu sene John Terry'nin oynayıp oynamayacağı belli değil. Anton Ferdinand oynayacak. Bu sene başında bu el sıkışma töreninin iptal edilmeyeceğini federasyon açıklamıştı. Maçın bir bölümü bu. Diğer bir önemi de Chelsea'nin 9 puanla liderliği ilk 3 maç sonunda almış olması ve bunu korumak istemesi. Dolayısıyla zor bir deplasmana çıkıyor Maviler. Queen's Park Rangers açısından ve özellikle de sürekli para akıtan sahipleri Malezyalı Tony Fernandez açısından da test maçlarından bir tanesi bu. Çünkü bu transfer penceresi kapanmadan önce daha önce aldığı oyuncuları yenilerini de ekledi Tony Fernandez. Mark Hughes'un emrine bir ordu oyuncu verdi. Geçen seneden beri toplam alınan oyuncu sayısı 15. Dolayısıyla aslında Julio Cesar gibi artık bir kalecileri var. Real Madrid'den aldıkları ama geçen maçta çok fazla kendini gösteremeyen Granero var. Ve tabii ki Hoylet'i aldılar. Dolayısıyla hem orta sahada hem defansta hem ileride çok çok önemli isimlerle çalışacak Marcus. Fakat tabii şu ana kadar sadece bir puan toplayabildi. O da Norwich deplasmanında biraz da tartışmalara yol açan bir penaltı ve kaçan penaltı sonrası tamamlaman bir goldü. Ondan önce önceki karşılaşmada Swansea 5-0 yenilmişlerdi kendi sahalarında. Deplasmanda da Manchester City'ye beraberliği yakalamalarına rağmen maçın içinde 3-1 yenildiler. Dolayısıyla oldukça zorlu bir dönem. Özellikle de Mark Hughes için Queen's Park Rangers'ın hedefleri büyük. Ancak oynadığı futbol daha henüz bu karışık takımı daha bir sisteme oturtabilmiş değil Hughes. Chelsea'de Terry ve Cole antrenmana çıktılar. Ama her ikisi de milli takımda bu hafta içinde sakatlandıklarından dolayı kadrodan çıkarılmışlardı. Ve oynamadılar Ukrayna maçında. Dolayısıyla bu ikilinin oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz. Ashley Cole tabii çok önemli bir isim. Terry de aynı şekilde Chelsea'nin defansif yapısını şekillendiren isimler bunlar. Dolayısıyla Queen's Park Rangers'ın bu ikilinin oynamaması halinde daha etkili olacağını söylemek doğru olur. Chelsea'nin ben yenileceğini zannetmiyorum. 0-2 çifte şansı öneririm. Ama bence bu maç alt bitecek.